Evlilik kimlere yaradı? Evlendikten sonra eşlerine uyum sağlamak için hangi ünlü hangi davranışlarını değiştirdi? Magazin 8 sizler için araştırdı. İşte evlilik aşkı öldürür klişesine inat, mutlu evliliklerini devam ettirmeye başaran ve her halleriyle uyumlu görünen ünlü çiftler. Ben Bergüz'e tekrar oynayayım isterim tabii. Evlilik aşkı öldürüyor diyenlere inat. Alyansları taktılar, örnek çift oldular. Kalbimin orta yerinde bu nasıl bir cumhuriyet seninki? Magazin dünyasının ünlü çiftlerini evlilik nasıl değiştirdi? Atilla Bey hiç dışarıdaki gibi değildir. Magazin 8'den çok özel bir araştırma. Ünlü çiftlerin evlilik sonrası değişen tavırlarını ve eşlerinin yanındaki davranışlarını mercek altına alıyoruz. Ya arkamdan şöyle konuştuğunu biliyordum da bu kadar. Hangi ünlü isimler eşlerine uyum sağlamak için tarzlarını değiştirdi? Kimler bir adım geri çekildi? Leyla sıkılıyor müzikten, diyor ki yeter. Yani ben şunu beğenirim, o inadına tersini beğenir. Ve başlıyoruz. Tarkan herkesi şaşırtan bir karar alarak Mayıs ayında Pınar Dilek'le nikah masasına oturmuş, balayı dönüşü de sadece Magazin 8'e konuşmuştu. Teşekkür ederiz, çok mersi. Çok teşekkürler. Etrafa gülücükler saçsalar da hem Pınar Hanım hem de Tarkan çok heyecanlıydı. Kıskanır rengini baharda işiller, sevda büyüsü gibisin sen Firuze. Megastar yıllardır kameralar önünde olsa da eşiyle görüntülenince heyecandan dili tutuldu desek yeri. Düğünden sonra evimize gittik. Daha balayı planlarımızı tam yapmadık. Pınar Dilek hemen arabaya geçti. Kameralara pek görünmek istemedi. Biraz yorgunuz. Saat 12 geç oldu. İnşallah başka bir zaman tekrar sohbet ederiz. Sen başa bela. Bu görüntülerse Tarkan ve Pınar Dilek dünya evine girdikten 5 ay sonra Harbiye Açık Hava konseri sonrası çekildi. Müthiş, muazzam tepkiler aldım gerçekten. Sen eğlendin mi? Ben de eğlendim. Tarkan her zamanki gibi kibar, açık sözlü ve güler yüzlüydü. Eşi Pınar Dilek'te ise muazzam bir değişim vardı. Çekingenliği üstünden atmıştı. Havalimanında hiç konuşmamıştı ama Harbiye'de bülbül oldu. Çok heyecanlıydı tabii. Ben sonradan izledim videoyu. O çok alışık değil öyle. Heyecanlandırmayın onu. Üzerine gitmeyin çok yavaş yavaş. Pınar Hanım konuşurken gözünü Tarkan'dan alamıyor ama kameralarla ilk tanıştığı an kadar da heyecanlı değil artık. Tarkansa hiç olmadığı kadar konuşkan. Belli ki eşinin yüksek enerjisi kendisine de bulaşmış. Evde nasıldır Tarkan Bey? Güzel yemekler yapar mı? Yapar, yapar. En sevdiğiniz yemek hangisidir yaptı? İtalyan mutfağında çok başarılıdır. Tarkan Bey'i çok duydum. Türk yemekleri de yaparım Türk da yani. Evet. Bu makarnaları güzel yapıyorum galiba. Bir değil iki tabak falan yiyoruz. Magazin dünyasının bir diğer ünlü çifti Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel. Her yerde el ele göz gözeler. Bot pantolonda 33 bedenim şu anda, 33 yani. Evet ama 33. Kaç bedenden 33'e düştüğünde söyle. 46. Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel bir elmanın iki yarısı gibi. Birinin başladığı cümleyi diğeri tamamlayacak kadar iyi tanıyorlar birbirini. Bol bol nefes alacağız. Fırsat bulursak denize gireceğiz bol bol. Bugün Hamdi Bey'in çalışmadığı ilk gün bu arada. Evet, ve evet. Çalışmadığım ilk günün ilk sohbetini sizle yapıyoruz TV 8'de. Çok mutluyuz yani. Hamdi Alkan eşinin yanında çok rahat. Sanki ipleri Selen Hanım'a bırakmış gibi. Selen Görgüzel ise eşine olan hayranlığını her fırsatta dile getiriyor. Hamdi Alkan yanındayken daha konuşkan ve neşeli oluyor. Hocam çok yakışıklı olmadı mı? Vallahi biraz önce onu konuştuk da. Yalnız yani şimdi bende tabii ekstra bir kıskançlık başlamaya başladı. Sizlere emanet diyorum. Bundan sonra attığı her adım sizlerin takibinde olsun mümkünse. Ben zayıflattım. Onaylıyor musun takip kardeşim? Takip sizde. Onaylıyor. Evlilik aşkı öldürüyor diyenlere inat. 5 yılın ardından nikah masasına oturup hala ilk günkü gibi aşık bir çift var sırada. Gece ateşim, gündüz güneşim, taptığım ilk aşktır. Komedi dizilerinin vazgeçilmez oyuncusu Necmi Yapıcı, 44 yaşında aradığı aşkı buldu. Gece ateşim, gündüz güneşim, taptığım ilk aşktır.
Nihan Hanım da evlendi ve ünlü çift evlendikten sonra ilk röportajlarını Magazin 8'e verdi. Birdenbire bir şey oldu. Böyle ruh eşi olduğumuzu falan fark ettik yani. Bir anda. Evet. Necmi'nin öyle bir yeteneği var. Tekrar tekrar zaman içinde aşık edebiliyor beni. Yani bazen bir kat çıkıyor. Sonra bir süre sonra bir kat daha çıkıyor falan. Cennet bahçesi gibi yeşillikler içindeki evlerine düğünden birkaç gün sonra konuk olduğumuzda Necmi Yapıcı'nın mutluluktan ayağı yere değmiyordu. Eşi Nihan Hanım'ın yanında sanki başka biri olmuştu. Sessizleşmiş, mutluluğunu bakışlarıyla anlatır hale gelmişti. İkimiz aynı hayale ulaşınca da bunun tadını çıkartıyoruz, keyfini sürmeye çalışıyoruz. Çok mutluyuz ya. Bunlar daha cicim ayları. Bu aşk zamanla durulur diyenler çok yanıldı. Aşk yok olmak diyor biri. Yar ben yokum yoksa sen. Zaman geçtikçe Nihan Yapıcı ipleri eline almaya başlamış. Üstelik artık kameralar karşısında çok daha rahat. Necmi Yapıcı ise her geçen gün daha çok aşık oluyor eşine. Her iki lafından biri çok özledim. Fırında bir tavuk yemeği yapıyor, onu özledim. Kremalı tavuk. Etli nohut yapıyor güzel. Etli nohut yapıyor. Ünlü oyuncu Bekir Aksoy ve güzel eşi Derya Çavuşoğlu 3 yıldır evliler. Yana yana sarılıp uzansam, tatlı hayallere dansam, sen bana ben sana tutsam, bunların hepsi aşktan. Evlendikten sonra tüm hayatını değiştirdi Bekir Aksoy. Hatta kariyerinin gidişatını bile. Mesela şehir dışı işlerini daha zor kabul ediyorum. Şimdi Emir var, Derya var. Onlara vakit ayırmak daha cazip geliyor şu anda. Bekir Aksoy ve Derya Çavuşoğlu oğulları Emir'le ikinci kez çocukluklarını yaşıyorlar. Biz Bekir Aksoy'u sessiz, sakin bilirdik. Ama eşinin yanında cıvıl cıvıl, konuşkan ve hareketli. Çok güzel yemekler yapıyor. O yüzden ben çok fazla mutfağa girmiyorum. Ama yapsam da herhalde beceriyorum. Ufak tefek şeyler yapmaya çalışıyorum. Derya Hanım pek beceremiyor dedi ama demin. Siz duymadınız galiba. Arkamdan şöyle konuştuğunu biliyordum da bu kadar. Usta oyuncu Müjdat Gezen ve eşi Leyla Hanım tam 28 yıldır aynı yastığa baş koyuyor. Her anları birlikte, her anları gülümseyerek geçiyor. Şimdi onların Kilyos'taki evindeyiz. Başka kim var? Rahmetli Yavuz Şeker. Yanında eşi varken bambaşka, tek başınayken bambaşka bir Müjdat Gezen'le karşılaşıyoruz. Şimdi gel de gör beni, bambaşka biri. Topladım dağılan kalbimin her köşesini. Bunun adına çekingenlik demeyelim. Müjdat Gezen eşine çok büyük saygı duyuyor. Eski dostu Zeki Alasya'dan bile söz ederken eşi Leyla Hanım'dan onay alıyor. Ben oyuncu olarak bir rolü omuzlayıp gitmeyi severim. Bir rolün sırtına binip gitmeyi sevmem. Leyla Hanım pek sessiz sakin ama konuşmaya başladığı zaman lafını sakınmıyor. Otoriter olduğu belli. Leyla sıkılıyor müzikten, diyor ki yeter çünkü 24 saat dinleyebilirim. Öyle mi Leyla? Evet. Hiç susmuyor. Müzik devamlı var. Kurtlar Vadisi'nin kılıcı Atilla Olgaç'ın bu hallerine inanamayacaksınız. Tatil yapıyorum. Tatilin zevkini çıkarıyorum ailemle birlikte. Ekranlarda hep sert mizaçlı karakterlerle izlediğimiz usta oyuncu Atilla Olgaç, eşi Türkan Hanım ve kızı Naz'ın yanında tam tersi bir profil çiziyor. Sessiz, sakin ve esprili. Atilla Bey hiç dışarıdaki gibi değildir. Çoluğuna çocuğuna düşkün. Evinde kedi köpek besleyen. Ben bunun ne işe yarayacağını bilmiyordum. Özellikle bana hediye ettiği bu çakının kripteksi açacak anahtar olduğunu bilmiyordum. Hiç öyle hani filmlerdeki gibi bir böyle hani şey değil, sert bir karakteri yok. Aksine daha hepimize çok daha yumuşaktır. Atilla Olgaç'ı hep yüzü gülmeyen, sert karakterlerle izlediğimizden farklı bir imajla hayal edemiyoruz kendisini. Sayın Karahanlı, sizinle görüşmek istiyorum. Tabii. Ne zaman? Nerede? Şimdi. Ama yanında eşi ve kızı varken tam bir beyefendi. Mutfağa girip yemek yapacak kadar eşine destek olan evcimen biri. Yani annem babam Adanalı ve kökenimiz Adana. Güney yemeklerini yaparım, çok iyi dolma yaparım. Şimdi yeni merakım reçel. Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden Serdar Ortaç ve eşi Chloe'nin yanındayız. Çift
2014'te evlendi. O zamanlar Chloe Hanım çok sessizdi. Kameralardan dahi uzak duruyordu ama işler değişti. Yani modasını da çok güzel takip ediyorsun. Renkli renkli. Evet. Nasıl terbiye beğendin? Aferin, buluyor bir yerlerden, bana da göstermiyor. Sonra bir bakıyorum, bulmuş. Siz tercihlerine yardımcı oluyor musunuz? Beni karıştırtmaz. Yani ben şunu beğenirim, o inadına tersini beğenir. Yalan söylemiyorum. Chloe Ortaç Türkçesini ilerletince daha rahat iletişim kurduğundan kameralar karşısında da rahatladı. Hatta eşi Serdar Ortaç'a kafa tutar oldu. Çok güzeldi. Ben de o gün oradaydım. Alışverişi siz kendiniz yapmışsınız. Evet. Hiçbir şey yok mu Serdar Bey? Bunları aldım. Hala giyiyorum. Gitti Marina'dan, Çeşme Marina'dan. Her şeyi. Ben makyaj yaptım, saçım yaptım. Ne makyaj yapmadık? Yaptık ben... mı? Şaka mı yaptın? Az bir şey sürdün. Yaptım ya, saçını da yaptım. Erkeğe makyaj yapılmaz diye düşün. Yok. Makyaj yoktu. Serdar Ortaç ve eşi Chloe birbirlerinin yanında çok rahatlar. Evli bir çiftten öte iki yakın dost gibiler. Birlikte çok eğlendikleri de her hallerinden belli. Ben hiç fark etmez, çocuğumuz olsun yeter. Chloe'nin neresi? Kız mı erkek mi isterdin? Fark etmez. O da hep öyle diyor. Biz çok konuşuyoruz. Hep öyle diyor, fark etmez diyor. Türkiye'de genç kızları en büyük hayal kırıklığına uğratan düğünün baş kahramanıydı şüphesiz Mehmet Günsür. Bunca yıl nerelerdeydin? Aklınca emin eldeydin. Sabra göre bunun adı aşk. Maalesef. 2006 yılında İtalyan yönetmen Katrina Mongio ile evlendi ünlü oyuncu. Aradan 10 yıl geçti ama hala aşkını haykıracak kadar aşık eşine. 30 dakikada aşık oldu. Ben yani kolay bir süreç. Yani onun lafı asıl meselesi şuydu. Yani ilk görüşte hemen ilk görüşte değil ama 30 dakika geçtikten sonra. Magazin dünyasının en naif, en kibar çiftlerinden Halit Ergenç ve Bergüzar Korel. Bir doğum gününde sürpriz yapacaktık. Binbir Gece dizisinin setinde yolları kesiştiğinden bu yana 10 yıldır hiç ayrılmadılar. Ben Bergüz'e tekrar oynayayım isterim tabii. Benim bütün derdim özlem. Biliyorum kavuşur böyle seven. Biz bir elmanın iki yarısıyız. O en çok sevdiğim ve ben. Yan yanayken enerjik ve mutlu görünüyorlar. Ama Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç yanında yokken daha konuşkan sanki. Halit Bey varsa Bergüzar Korel bir adım geri çekiliyor. Siz kendinize kimi yakıştırıyorsunuz? Ben mi? Eşimi yakıştırıyorum. Bergüzar'a mı yakıştırıyorum? Tabii ki Halit'le bir daha oynamak çok isterim. Sette başlayıp nikah masasında biten bir aşk daha. Engin Hepileri ve Beyza Şekerci. Eğer gerçekten ruh ikizi diye bir şey varsa Engin Hepileri ve Beyza Şekerci kesinlikle ruh ikizi. Bak bir tane. Şahane. Kolaysa değil de yine vallahi. Ama benden çok daha iyi, öyle söyleyeyim. Çok hangi yemeğiniz var? Engin acayip şeyler yapıyor yani. Usta bir şef diyebilirim gerçekten. Estağfurullah. Biz çok keyifliyiz. Yani evet, mutfakta evet. Da eğleniyoruz. O bir taraftan bir şey yapıyor. Ben salatayı yapıyorum. O yemeği yapıyor. Ben bazen yemeği yapıyorum. Yani daha keyifli oluyor öyle. Daha eğlenceli oluyor. Röportaj verirken bile ellerini ayırmayan ünlü çiftin yüzü sürekli gülüyor. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin, solmasın sakın aşk çiçeğim. Beyza Şekerci eşinin gözünün içine bakmaktan kendini alamıyor. Farkındaysanız giyim kuşam tarzları bile değişti. Engin Bey tüm işleri Beyza Hanım'ın inisiyatifine bıraktı. Genelde yeni çiftlere konsept projeler gelir. Reklam kampanyaları olsun, diziler olsun falan. Size de geliyor mu? Geldi mi? Yok. Daha bir şey gelmedi. Gelmedi. Gelirse açık mısınız gelirse peki? Gelirse hayırlısı olur bakalım. Beyza Hanım mı gelir? Bir baktım şöyle. O ilgileniyor tabii. Evde o işlere bakıyor. Beyza Hanım mı şu an? Elbette her zaman. Sette başlayıp mutlu sonla biten bir aşk. Başrolde Birce Akalay ve Sarp Leventoğlu. Yani bir hayalimiz vardı birlikte bir film yapalım diye. Murat da bizi birbirine yakıştırdı sağ olsun. Küçük Ağa dizisinde yolları kesiştikten sonra 2014'te nikah masasına oturan Birce Akalay ve Sarp Leventoğlu muazzam değişimler yaşadı. Duyumuzu neymiş öğrenmelisin artık acıyı derininden. Asıl şimdi sen görmelisin aşkı gerçek sahibinden. Daha önce kameralardan köşe bucak kaçan Sarp Leventoğlu'nun şimdi magazin basınıyla arası çok iyi. Şüphesiz ki bunda eşi Birce Hanım'ın etkisi büyük. Aşk diyorum, yanaş diyorum, kime diyorum?
Sarp Leventoğlu çok daha sakin ve çok daha konuşkan. Başka oldu her şey, yürüyüşü bile değişti. Çok çok değişti yani. Giyim kuşamda da eşi Birce Akalay'a uyum sağladı Sarp Leventoğlu. Spor kıyafetler, salaş tişörtler yerini janti takım elbiselere bıraktı. Ah be gülüm, sana benden nasıl janti mi yorulur? Sen beni ittin, bilemezsin kendinden geçtim. Magazin dünyasının en uyumlu çiftlerinden biri Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar. Onlar da pek çok meslektaşları gibi dizi setinde tanışıp aşık olmuş, 2015 yılında da nikah masasına oturmuşlardı. Tatlıyla valla, sen kes diye söz olurum. Kırmızı şalla, gelirsin diye yollarım. Hatice Şendil genellikle son derece şık elbiseler ve profesyonel ellerden çıkan makyajları tercih eder. Ama yanında eşi Burak Sağyaşar varken durum değişiyor. Ünlü oyuncu en sade, en yalın haliyle çıkıyor sokağa. Evet, biraz öyle oldu. Burak Sağyaşar şimdi yapımcılık yapıyor ama oyuncu olduğu dönem gece pek dışarı çıkmazdı. Evlendikten sonra eşine ayak uydurmaya başladı. Hatice Şendil giyim kuşamını, Burak Sağyaşarsa eğlence anlayışını eşine göre değiştirdi. Gözlerinde kaybolmuşum, zaman durmuş, mest olmuşum. Bu arada tek değişmeyen birbirlerine duydukları aşktı. Baksanıza Burak Sağyaşar nasıl da eşinin gözlerinin içine bakıyor. O zaten her gün duyduğum şeylerdi. Ha. Bir kez daha dile getirdi. Çok mutlu etti tabii beni. Buradan anladığımız çok romantik midir Burak Bey? Romantiktir evet. Hiç unuttu olmadı mı özel bir günleri? Asla, hayır. Hiçbir zaman. Evlilik aşkı öldürüyor diyenlere inat, 10 yıllık birlikteliğin ardından nikah masasına oturdu ünlü şarkıcı Fettah Can ve Cansu Kurtçu. Yani o lezzetten vazgeçemiyor insan. Ay çok ciddi konuştum şu anda. Ya şu sıcakta bu kadar ciddiyeti kaldıramayacağım. Kaldı mı o zaman? Ne yaslanmış duvar üretici olmak ben, söylüyorum. Ama ben hep söylüyorum, ben aradım. Cansu Kurtçu hareketli, cıvıl cıvıl ve eğlenceli. Fettah Can'sa daha sakin ve ağırbaşlı. Ama ikisi bir aradayken değişik bir enerji ortaya çıkıyor ve sessiz sakin Fettah Can'ın dili çözülüyor sanki. Ya bir de bana şey deniyor çok mülayim adam. Aslında hani öyle görünüyorum ama içimde bir deli var, hep söylüyorum. Şimdi yine öyle oldu. Sizi görünce bana böyle ağır ekstra bir mülayimlik geliyor. Fettah Can eşi Cansu Kurtçu'nun yanındayken daha neşeli, daha hareketli. Sanki çocukluklarını birlikte yeniden yaşıyorlar. Yok canım, ne mülayim ya. Bayağı içinde bir canavar var. 10 yaşında. 10 yaşındaki canavarla uğraşıyoruz. Şu an Yunanistan tarihleri geliyor, o yüzden. Geldi mi? Evet, geliyor. Yanda kendimi yonca bahçesinde koşarken gördüm. Çocukluğuma geri dönmek istedim, o güne döndüm. Yaklaşık 10 yıldır birlikte olmalarına rağmen hala ilk günkü gibi aşıklar. Zaten dillere dolanan şarkıların kaynağı da bu aşk. Şimdi her şey gerçekten o kadar keyifli gidiyor ki, yolunda gidiyor ki. Hep böyle pozitif şarkılar çıkıyor bu ara. Bir düğün, bir ömrü bu kadar mı bağlı?